Nane küp. Niye çalışmıyor? Ses yansı bir saniye. Aç ol. Sussam. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz üç kere ekmek düşünce, üç kere ekmeği alıp bir öpüyorum bir alnına koyuyorum, bir öpüyorum bir alnına koyuyorum, bir öpüyorum bir alnına koyuyorum. Peki armut düşünce neden üç kere öpüp üç kere alnına koymuyorsunuz? Arkadaşlar, bu ekmek öptürme olayı Türkiye'deki fırıncılardan kaynaklanır. Şimdi devletler nasıl kuruldu, gladio nedir, bunları bilmeniz lazım yani. Şimdi mesela atıyorum, kafadan Osmanlı ile Çerkezler savaşıyor. Birden başka bir asker çıkıyor, ordu çıkıyor kardeşim. Bunları kim yediriyor, kim içiriyor? Parasını kim veriyor kardeşim? Tüm dünya böyledir yani. Eski dünya ile yeni dünya savaşırken ben Osmanlı İmparatorluğu'nun Abdullah Hamid'in yaveri, Abdullah Hamid'in kurşuna mermi atan Çerkezi olarak aç karnına yırtık çarıklarla savaşırken aynı şekilde Osmanlı'ya bağlı olan Araplar, Suriyeliler, Kürtler savaşırken ne oluyor da birden kardeşim değişik elbiseliler giriyor? Tabi bunlar diye para kaynağı değil, maddi kaynağı ne bunlar? Tabi bunlar sonraki çok uzun bir konu arkadaşlar. Eski dünya ile yeni dünya çarpışması, yeni dünyanın para kaynakları. Mesela Çerkez Hasan'ı darbecileri vurmuş, olan darbecileri vurduysan nasıl şu anda bir değişen bir şey yok. Nasıl Çerkez'e temaha inmiş. Ulan Ethem zaten Türk ismi, orospu çocuğu. Çerkez olsa ismi Mart olur, Canberk olur değil mi? Adam aslında yani Çerkez'e tem Yunanlılar yenmiş. O zaman şu anda ben denize sıfır yerde İzmir kızlarına sakso çektirmem lazımdı. Adam asal. Neyse işte arkadaşlar, şimdi konumuz o değil, o çok uzun bir konu. Yani arkadaşlar, şöyle söyleyeyim ya, şimdi fırını diyelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, koskoca Ankara kardeşim, Türkiye diyorsun, Türkiye'nin başkenti diyorsun, Ankara Büyükşehir diyorsun, ama bu belediyenin fırıncıya halk ekmeğe borcu var kardeşim, bu nasıl bir belediye? Su parası alıyorsun, elektrik parası alıyorsun, park ücreti alıyorsun. Sen belediye olarak, yani sen belediye olarak bir ekmeğinin kendin yapamıyor musun kardeşim? Sen devlet, sen benim okulumu yapıyorsan, beni askere gönderiyorsan benim ekmeğimi de yapacaksın. Benim ekmeğimi de yapacaksın, benim arabamın tamirini de sen yapacaksın. Benim evimi de sen yapacaksın kardeşim. Ama tabii ki böyle bir şey yok. Ortada bir devlet var, çok büyük bir devlet. Yeniyor mu, içiyor mu? Bilinmiyor. Ama bu devlet niyeyse fırıncısını, otu sanayisini, pazarcısını, otobüs filolarını, taksilerini kendi işletemiyor. Ve
Neyse işte arkadaşlar, konusu özetle arkadaşlar, devletten üstün bazı güçler vardır. Bunlar akıl atıyor denir. Ne zaman ki Mehdi gelince Galatya da bitecektir arkadaşlar. Yani adam gibi bir devlet gelecektir. Yani anlatabildim mi? Yani artık zaten Mehdi gelince devletler de otomatikman yıkılacaktır. Zaten devletleri kuran da Galatya'dır. Yani mesela neyse değineyim, zamanımız var. Mesela atıyorum kafada Rusya Kırgızlara saldırdı. Şimdi Kırgızların orduları var. Bir de başka bir ordu da çıkıyor. Ordu kim amına koyayım? Bana kaynağı. Açık aranda savaşmıyorlar. Bayanaklar. Neyse arkadaşlar, özetle arkadaşlar, sana ekimi anlamına koyup öptürenler demek ki armut satanlardan daha güçlü ki sana ekimi öptürerek getirmiş ama armut böyle bir şey yapmamış.